Midesine girenlere dikkat etmeyenlerin kalbine girecek feyizleri yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, haram ile beslenen vücut cennete değil cehenneme daha layıktır buyururken, ayeti kerimede Yüce Mevla, ey insanlar, şüphesiz Allah temizdir ve temiz olanı kabul eder buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da, ey Resullerim, yiyeceklerin temiz olanından yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ben bütün yaptıklarınızdan haberdarım. Ey iman edenler! Sizler rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin buyurulmaktadır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri şöyle uyarır. Sizden birisi hac, cihat veya ilim için yorucu uzunca bir sefere çıkar, saçı başı toz toprak içinde, ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye dua eder. Halbuki onun yediği, içtiği, giydiği ve gıdası haramdır. Bu şekilde duası nasıl kabul edilsin?